gibi şey. Ne oğlum? Hayır. Serçeyiz lan, serçeyeni mi? Hakkınırın. O kuşu nasıl istiyorsunuz? Belli değil. Allah belanızı ver. Benim değerlerimle oynadılar. Batman ve Superman filmine bu şekilde konuşamazlar. Gündem oyalıyorlar. Şimdi... Anladın mı? Bu iş gündem için. 19... O sıra bombalı vuruyorlar abi. 19... Bir dakika, bir mesaj atmam lazım. Sen haddini haddini bil. İşine bak, sen işine işine bak. Jungle ve Jurassic Park teması. Gacın çın, zan çın çın, zaçın kıçın. Zara doğru, vorerey, olerey. Hey, 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 hey. Hey, gel bakalım sen. Bu yalnız adamın aykırışı, çünkü herkes telefonda. Yürün sayın seyirciler, başladık ona rağmen böyle. Şu an kameralar akıyor ama hepsi boşuna sarıyor. Hilal evde şunu yapmak zorunda. Evet, uf, kaç dakika boş geçmiş ya falan. Bunlarla uğraşacak. Kuzen, hey, hey, bir şey söyleyeceğim. Sen konservatuara hiç denedin mi yapmayı? Ben konservatuara gittim. Bana dediler ki sen çok iyisin, sen girme. Herkes seni kıskanır. Dünya sanat kültür alt üst olur. Git YouTuber falan ol dediler. Dünya sanat kültür. Dedim YouTube ne? Yıl daha 1900 kaç? Falan yok, bulunmamış. Yani aşırı iyi isabet olmuş. Ama işte Ömercan müzik piyasasına girmediği için Sezen Aksu bu kadar başarılı olmuş. Sezen Aksu. Orada ne var? Neydi o? Naksu. Ulam. Sezen Aksu. Ulama mı? Ulama. Ulama. NFL'ler bayılır. Ulama. Peki sevgili arkadaşlar. Dalai Lama. Sevgili arkadaşlar. Bağıracağız mı bugün? Değerli dostlar. Bak bağırma. Devlet Bahçeli. Yüksek sesle mi konuşuyoruz? I have no problem about loud volume. İngilizce olmak zorunda değil ama. Evet. What? Bildiğin... Nobody said that to me. Hadi hadi Sezen söyleyin. Gündeme gel. Sonra Sezen, gündem boş. Sezen... Millet yazıyor ki sıçayımsın geyinize yazıyor. Yazıyorlar mı? Hiç kimse böyle şey demiyor. Asla. Çok seviyor. Sezen Aksu ile ilgili bütün bu olayların içerisindeki tek takıldığım şey şu oldu. Çapraz prompterlara baka baka böyle... Böyle, böyle. Serçeyiz lan, serçeyeni mi? Hakkınırın. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya cahil diyen, sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının. Diyen vatandaş oldu. Kim bu vatandaş? Abi serçeysen. DB. State Garden. State mi? State neden Garden. Ya? Hocam, ne demek sevgili ya? State Garden'ı, onun görevi bu değil mi? Devlette o hat bildirme şeyi. Arada bir haftada bir çıkıp... Kılıçdaroğlu, Meral, Sesen, işte ne bileyim Erkan Oğur falan birileri bir şey söyleyecek. Niye kuzgunluğa heves edemiyor? Serçeyse serçeğini bilip kuzgunluğa heves etme. Bu ne abi? Kuzgun, belki kuzgun olmak istiyor. Çünkü kuzgun leş yiyen iğrenç bir kuştur. O kuşu nasıl istiyorsunuz? Belli değil. Allah belanızı ver. Kuzgun deyince sizin de aklınıza... Dedim Bahçeli'ye dönüşmek. Etkilenmiş çok. Çok etkilendi. Her gün izliyorsun. Gırt yapar. Oh. Kuzgun deyince dedim. Sizin de aklınıza Edgar Allan Poe mu geliyor yoksa bir tek ben mi entelektüel? Hayır. Edgar Allan Poe. The Raven. The Raven gelir. Hastasız. O tarz karanlık dönem edebiyatı oyunları. Karanlık edebiyatın prensidir Edgar Allan Poe. Okular ilk dört mısrasını. Ben seninle neden bir kuzgun gibi paylaşamadım bu hayatı sevgilim? Sen niye bizimle beraber gelmedin? Çünkü ben her zaman karanlığı sevdim. Ama sen beni hep terk ettin. Ha, siktir, şey doğruysa var ya canından atlayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, ben yapabilir miyim? Bu böyle yetmez. Hepiniz aynı anda yapması lazım. Hadi o zaman. Adam taşımak. Bir, iki, üç. Biraz Barış yapmadı. Gerçek olduğu dair. Hayır, ben bir Poe uzmanıyımdır arkadaşlar. Poe. Ben Geveze Yürek isimli öyküsünü oyunlaştırıp konservatuvar sınavına onunla girmiştim. Hocam sen ne diyorsun? Ya siz karşında çerçöp var gibi davranıyorsun pardon, bize ama. Pardon. Biz... Şimdi biz entelektüel iki arkadaş olarak biraz sohbet edebilir miyiz? O ayılara gerek. Çıkarım bana koyayım. Peki bir şey... Düşünsene Cevdet 10 sene önce, 20 sene önce bir şarkı yapmış. Şimdi birisi geliyor diyor ki vatandaş ben Cevdet'in bu şarkısını bilmem nesini beğenmedim. Orada bilmem ne bir şey dedi. Abi olur bak ben... Hani apartman sohbeti için karakola gitmiştim ya 3-5 ay önce.
kavga mavga çık falan diye. O zaman adım adım verirken şöyle bir şey çıktı abi. Sizin dedi bir ara aranmışsınız siz dedi bana. Hoppala. Sizin böyle Diyarbakır'dan mı nereden bir yerden unuttum öyle bir doğu şehrinden. Birisi şikayet etmiş siber suçlar bilmem ne filan. Hani karakolu girip ifade vermeniz gerekiyor. Ama kaynamış sonra gerek yok boş ver dedi sonra. Biri şikayet etmiş. Kim bilir ne dedik. Oo, zamanda. Ya. Kesin sen, böyle salladık az sen, önce gardın mardın. Yok yok sen Facebook gruplarında abuk gibi konuşuyorsun tabii. Bence yani oradan dayıyorlar sana. Ne Facebook grubu be? Ne yazmış buraya saçmalama? Benim değerlerimle oynadılar. Batman ve Superman filmine bu şekilde konuşamazlar. O da değer, o da var değer. Yani. Bak dedeler sofrası olarak değer o neydi o işte bir takım dernek mi artık ne olduğu belli olmayan yemek mi geldi? Açıklama yapılan sakin ol genç adam. Açıklama yapan arkadaşlar var ya. Ya yemek gelse kapı çalar adam şeyle girdi ya. Nasıl yemek gelebilir? Belki, anahtar sesi. Belki adam anahtarımızı yaptırmıştır. Kuvvetli de. Neyse dedeler sofrası olarak bir bölümde biz 90'ların müstehcen şarkılarını konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Evet. Evet. Hiç hatırlamıyorum ben. Evet, tabii Kayahan ki. Vardı hatta. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ne kadar ileri görüştüyüz ya. Bence onların hepsine sırayla Devlet Bahçeli çıkıp işte çelik sen çelikliğini bil demir olma ne bileyim işte. Şeyi gördün mü sen? Tarkan'ın da şeyi var onu mu getiriyorsun yoksa lafı? Neymiş? Ben. Cübba cübba neydi? Cübba cübba. Cunta cunta. Cunta cunta he filanmış o. Hocam aslında en gerekli şarkı işte kuzu kuzu geldim. Vatandaşın kuzu olduğunu, koyun olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Kimsenin haddi olmayacaktır. Böyle denilemezlerdir kır. Bence, ben şu şeyle baktım. Bu arada bir sağ bir sol. Şey bence prompterları farklı yerlere koymak gerçekten siyasiler açısından izleme zevkini yükseltiyor. Arkadaşlar. Düşünsene mesela Devlet Bahçeli. İki... Vatandaşı bilmem ne yapıyorlar. Serçe diyorlar. Böyle yapıyorlar falan. Böyle prompterlar. Diğer vatandaş güzel kullanıyor. Çünkü diğer vatandaş şöyle yapıyor. Biraz buradan başlıyor sanki vatandaşa hitap ediyor gibi. Biraz buradan yapıyor cümlenin sonunu karşıya söylüyor. Devlet Bahçeli. Ey Barış. Sen değil misin bu prompteri kullanan? Ve seçilen. Öbürü yok. Ve seçilen. Arkadaşlar. Ve inmesi lazım orada. Hepiniz yani yapıyordum eski, safsınız. Unuttum. Cevdet ne kadar Edgar Allan Poe'dan anlıyorsa bu konudan da bu kadar anlıyorsunuz. O insanlar birer Edgar robot. O Devlet Bahçeli 1943'te yapıldığı için fazla fonksiyonu yok. Böyle böyle yapabiliyor fazla biraz. Böyle anladın mı şey bir robot. Yağı da eksilmiş. Abi kağıttan okuyup aranın terini silsin. O da olur. Eski tarz. Kağıttan okuyup ters silme oyunları yapsın şu tarz. Ters sil. Biliyor musun onu? Temizlik malzemesi de çok iyi. Böyle. Düşünsene hayata yani Türkiye siyasetinde işte hani bir tanesi işte diyelim ki muhalefet olarak anılıyor ya. Yazık işte hep muhalefet. Normalde kimi sokaktaki insanlar her ne kadar CHP'yi iktidar sansa da yazık hep muhalefetti yani. BHP'de gayet şey farkındaysanız iktidar ortağı olmaya gelmiş. Ya tek başına bir anlam ifade etmeyen ama cümle içinde her anlama gelen gibi bir şey var yani durumu var. Ben bu şikayet etme şeyine karşıyım ya. Her canı isteyen her şeyi şikayet etmeye başladı. Bu ne abi? Ben ediyorum. Evet abi ya durmadan ne oluyor? Şikayet de yani bir şey olmuyor. Sonra böyle bir linç kampanyasında bunu böyle çok hızlı bir şekilde haddini bir minik. Kardeşim ben, gündem oyalıyorlar. Anladın mı? Bu iş gündem için. 1900... O sıra bambada vuruyorlar abi. 1990'larda bir tane şarkı çıktı. Hepimiz oynadık. Hangisi? Ben oynamadım. Hepimiz oynadık. Asla oynamadım. Okuyorum sözlerini. Hepimiz oynadık. Yine kimin? Yine minik serçenin şarkısı. Hoppala bitirer misin? Diyor ki bak başkası olma kendin ol. Yani iyi bir mümin olma. Süper. Başkası ol kendin ol. Sözleri, böyle başlıyor. Sözleri. Ben bu şarkıda oynadığım için götürün beni memur bey. Böyle çok daha güzelsin. Yerel insanımızın kültürüne veda et. Başkası olma. Bir dakika kendin ol diyorlar iyi bir şey. Tam tersi. Hayır kendin ol ne demek? Yani, devletimizin ve milletimizin yani örnek gösterdiği gibi bir vatandaş ol. Kolektif bir koyun olma, kendin ol, individualistik batının kafasını yıkadığı insan ol diyor. Bir de bak bununla kalmıyor diyor ki böyle çok daha güzelsin. Ya gelirsin bana sahici sahici ya da anca gidersin. Rest var burada. Şirk var. Şirk var. Hocam Tarkan'ın zaten başka adamla öpüştüğü fotoğrafları yok mu? Var. Al işte. Abi onlar tekrar bir dakika, yeni bir şeymiş gibi ortaya çıktı. Şarkıyı yazan Sezen Aksu plus söyleyen Tarkan. İkisini birden almaları lazım. Bakanım. Bak. Alın lütfen. Bir de mesela şimdi geliyor. Diyor ki başkası olma kendin ol diyor. Biz kızıyoruz. Sonra bize cevaben diyor ki. Hadi kasıl, hadi kapris yap. Hadi ben çekerim razıyım.
Bir de böyle üzerine yani sen orada kasır, sen çık orada serçe de, kuzgun de, kahvesini yap. Sezen Aksu neyse, daha fenası var. Toplumu ayrıştıran bir isim var. Ciguli. Çalgıcı karısı Binnaz. Esnaf karısı Binnaz. Kumarcı karısı Binnaz. Ayıptır be. Binnaz teyze vardı, anneannemin arkadaşı. Evde günlerce ağlamıştı. Yazık değil mi ya? Peki sen Tarkan filmlerinden misin? Böyle şey içiyorsun bunu böyle sıkarak böyle koyun derisinden yapılmış suyunu içiyorsun. Grup grup. Hocam bu bir firmanın bir ürünü. Başka firmada galiba olmadığı için şu an reklamını otomatik yapmış oluyorum ama diyor ki bizim yıllık diyor plastik şişe tüketimimiz çok fazla. Allah aşkına diyor şunlara koyun suyunuzu. Şey yapın diyor. Bunu sana satıyor. BPA içermez bilmem ne olmaz diyor. Bittiği zaman da katlanabiliyor. Cebek olabilir. Çok rahat. Abi bir şey söyleyebilirim. Bir dakika dur bitireyim komple. 600 mililitre alıyor. Abi kendini bitiriyorsun yalnız bak haberin olsun. Neden? O da plastik değil mi ya? Çünkü şu olmamış artık. Yani hocam bu olmamış yani. Yani Barış ki Barış koskoca Barış. Bak imajı şu su her şey yerlerinde. Fakat hocam böyle hakikaten üstünde eşofmanlı jogginge çıkmış hamile kadınlara benziyorsun elinde bununla. Ha olur diyorsan olur yani. Belki hani jogginge çıkmış üstte eşofmanlı hamile kadın olmak kötü bir şey mi falan deyip bana sen seksistsin falan diyebilirsin. Ben de susar otururum çünkü öyle bir insanım. Ama yani bu hocam biraz olmamış bence elinde bununla gezmek falan. Hocam erkek adam üzerinde etiketiyle plastik şişeden böyle içer sonra bitirince hış diye onu sıkar. Buraya koyar ki biri onu atsın. Çünkü kendi atmaz. Ya da yere atar. Bir şey söyleyeceğim. Erkek ya, adam deniyor ya hakikaten. Bak şimdi şey... Himen demek. İngilizcesi himen. Evet evet. Niye erkek adam yani kasıyorum sen? Kadın adam demek gibi bir şey değil erkek adam. Kadın adam da var. Kadın adam. Ya da mesela böyle varyoz gibi kadınlar olur ya böyle. Böyle hani temizlik yapar. Erkeğin zıttı dişi değil mi? Öyle konuşmuş. Bir de şu var. Adamın tersine kadın. Adam. Dişi kadın mesela değil mi? Dişi kadın. Hocam erkek buradan... adam, dişi kadın. Çok i̇şte saçma. Bak buradan tekrar Sezen Aksu'ya geliyoruz. Ah be! Adam ile Havva. Adama küfür ettiği zaman, sen herhangi bir adama küfür ettiği zaman suç duyurusunda bulunabilir. Çünkü adam demek Adam demek. Bu arada... Bir tek Hazreti Adam demen bir tek konudaki Hazreti Sezen Aksu'nun tabii ki kendini kanıtlamaya ihtiyacı yoktur eminim ama şarkı felaket çirkin ya gerçekten. Hangi dinlediniz şarkı? Hangi şarkı? İşte söz konusu şarkı. Her şey ben yeni yana, bir şarkı ben 2017. Her şey bir yana ben üzüldüm böyle bir şey olmasın ama ben Sezen Aksu şarkılarını sevmem ve dinlemem. Ben de sevmem de. Tüyle gelirken diken olur. Bak değerini anlıyorum. O başta sevmem ve dinlemem. Daha ötesi var mı? Hadi bakalım. Var. MFÖ'yü de burada silemez. Bir dakika ya niye Türk diye ayrıştırdım? Pop müzik sevmem ben. Aynen. MFÖ sevmiyor musun kardeş? Var bir tane. Dana Del Rey. Bir şarkı seviyordum ben. Çok üzüldüm. Kız ağlıyordu. Bir şey diyeceğim. Deniz Arcak seviyorsun. Bu kadar pop. Deniz Arcak seviyorsun. Deniz Arcak ayrı. O aileden birincisi ama eskiden severdim. Vay be. Kırmızı çizgiler. Başka bak hazır bu kadar adam madam ben de bir konu açmak istiyorum. Daha kişisel özel adam, kendi yakaladım. Sizin gibi gazete manşetlerinden seçmiyorum ben. Özel araştırmacı gazetecilik. Ve gruba da atmıyorum ki. Çünkü ben de bir bok söyleyemezsin. Çünkü şeyi de gördüm. Facebook grubunda gördüm. Onu share yapınca illa Messenger'a attırtıyor. Çözemedim onu. Bir türlü atamadım WhatsApp'tan. Şimdi şu bak. FRP.net. Severim bir oluşum olarak. Bize benzeyen tarzda bir oluşum falan. Daha eski hatta. Geçen şöyle bir başlık atmış. Demiş ki. Harry Potter'ın yeni filmi çıkacak. İçinde eşcinsel LGBT bireyler de var. Tuğba söyledi bana ya. Haber başlığı bu. Evet. Facebook grubunda gördüm ben. Altta da işte yazıyor millet. Biri hemen demiş ki izlemem. Yazamış. Biri işte demiş ki ya kardeşim anladık da çoluk çocuğun çocuk filminde niye var? Bir başkası yazmış ki işte ya eşcinsel olacaksanız oğlum niye gözümüze sokuyorsunuz falan. Şimdi bir kere önce bunları hani geçiyorum yani şeyleri anlatmıyorum atıyorum işte Ron'la Hermione öpüşünce problem olmuyor niye Ron'la Harry öpüşecek diye bu kadar dert yanıyorsunuz. Hani çocuk filmi olunca o da problem bunu anlatmıyorum şunu anlatmıyorum. Hani hemen şey mi zannediyorsun tam eşcinsel var diye Ron'la Hermione birbirine karşılık şey yapacaklar anlamına gelmiyor. Yani sakin olun filan. Ron'la Hermione olmaz ama şey, anladım. Ron'la Harry neyse bir kaptaydı. Bir anda. Pardon. Ya bu da var o da var yani. Minerva McGonagall orada Gandalf diyor. Dumbledore'a. Ne yapıyor hani yapmayacak falan. Öyle şeyler yok yani. Bu değişmeyecek. Ama zaten asıl bombayı da... Eşcinsel filmi bu. Gidin izlemiyorsanız. Evet. Asıl bombayı da FRP net yapmıyorum abi. Sen haber yapacağın zaman Barış çıkıp da işte işte cenaze işleri filmi çıkıyor. İçinde heteroseksüeller var diye bağırıyor musun mesela? Öyle bir tanıtım yapıyor musun? Yapmıyorsun. Hocam çünkü
heteroseksüel erişlerse normal bir şey. İşte normal. burada bile haksızlık var. Bak bunu göremiyorsun. Gidiyorsun hala oturuyorsun. Bunu eleştiriyorsun. Sen tarihin gerisinde kalmışsın. Tek tek isminizi söyleyecektim ama telefonum çarpı kaldığı için bu davaya girmedim. Şey söyleyeceğim. Sen FRPRT'e mi kızıyorsun? Tabii attığın başlık bence yanlış abi. Yanlış. Böyle başlık atılır mı yani? Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle bir film geliyor, içinde de İbne var. Evet abi, böyle başlık mı atılır? Tamam. Yeni Akit'ten bekle. Eşcinsellerin filmin içinde olması direkt hani bu öyle duyuruldu. Yani evet evet, ben de onu diyeceğim. Özellikle öyle oyuncular seçimdeyiz. Siz bunu biz yaptık mı? Biz böyle başlık attık mı? Hayır ya, bizim atıp atmamamız önemli değil. Burada esas tamam. Mutlaka FRPNT'de kızılacak konu var ama esas kızılması gereken konu bunu böyle basına servis eden PR'cı. Tam olarak senin kızdığın noktayı yapıyorlar aslında. Arkadaşlar merhaba. Çünkü yeni nesil bir film çekeceğiz ve işte içinde translar, homoseksüeller olacak. Çünkü neden? Çünkü klik alıyor. Anladık, hani her şey para için ama işte her şey para için olmasın be abi. Her şey para için olmasın. Her şey para için olmasın ya. Bak biz şu işte 3 kuruş para kazanıyor muyuz? Yeter artık lütfen. Lütfen her şey para için olmasın. Bu arada size güzel bir haber vereyim. Yarın çekimlerine başlayacağımız Harry Potter fan filmi. Bizim Akbaba biraderler var. Denizhan ve Emirhan Akbaba. Onlar James Potter'ın 3. filmini çekiyorlar. 1 ile 2 YouTube'da izlenebilir. Sevgili dostlar, 3. filmde ben Büyü Bakanı rolünde oynuyorum. Ve bir cameo var filmin içinde. Hocaların hocası Büyük Üstad Can Türkdoğan. Vay be. Ama ne oynayacağım hiç bilmiyorum. Ben biliyorum. Şu an bilmiyorum. Siyah pantolon gel dedi. Çünkü figüranlar hep böyle. Figür. Tıraşını o. Arkadan geçecek. Hem de pantolon giymişler böyle bel altı. Yürüyecek sadece. Yeşilde çekiyorlar zaten. Söylemem. Niye söylemiyorsun ya? Çok kilit bir sahnem var, söylemem. Hayda. Hocam eşcinsel var mı? Canını indirip şey. Var. Pantolon mesela mi önemli? Küçültü mü? Küçültü var mı? Büyü Bakanı'nda küçük bir blogun var. Sonuçta bu hani devletteki yozlaşmışlığı anlatan bir sahne. Haberi bu her şey. Yeni Harry Potter fan filmi geliyor. İçinde ibirtiler var diye. Oğlum fan filmi deyince pornosu şey parodisi olabilir yani, böyle anladın mı? Oba. Harry Potter bilmiyorum abi. Geldi pot beyni falan, ne bileyim ben. Harry Potter nasıl olur pornosu? Ne olur adı? Asalı masalı. Asalı masalı. Boncuk asalı. Asalar biraz kalın. Bir dakika. Meriyorsa neydi lan? Lingardium. Lingardium yapma. Lingardium. Aa, işte böyle şöyle şey var değil mi? Büyü yapıyor. Şimdi arkadaşlar işte görünmezlik büyüsü yapıyoruz. Pişş. Aa, kazara kostüm kıyafetlerin görünmez oldu falan, böyle şeyler. Çağırma büyüsü yapıyor. Gel bakalım. Pişt. Hop. Aa, yanlışlıkla buraya çağırdım seni. Arkadaşlar büyük bir dramdan bahsetmek istiyorum size. Japonya'da ünlü sanal karakter Hatsune Miku'nun hologramıyla 2018'de dünya evine giren Akihiko Kondo, hologram giriştirici şirketin bu hizmeti durdurması nedeniyle eşiyle artık sohbet edemediğini söyledi. Çok bir dramdır. Evleneceği kişiyi çok iyi seçip derler büyüklerimiz. Evet, hiç çeker bilirler derlerdi, inanmaz. Resmen ailesi karşı çıkmış gibi bir şey yani, tam olarak. Geri almışlar kızı. Posta 10. sayfa haberi nereden buldun? Ben hayatta en sevdiğim, takip ettiğim hesap Magazin Gazetesi isimli Instagram hesabında her gün birbirinden ilginç şeyler görüyorum. Bu da onlardan biri. 3. sayfa haberi. Güzel. Bak Facebook'tan ben soruldum. Dünyada Facebook'a giren son insan olarak bir ben oradan bakıyorum. Sen Reddit sorumlumuz değil misin? Reddit'ten de ben son sorumlu. 30 yaş diyelim. Arkadaşlar, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden vakti zamanında World of Warcraft, hepimizin en sevdiği Diablo, Saklambaç filan bunların. Saklambaç gibi oyunların. Senin en sevdiğin oyun olan Candy Crush Saga. söyleme oynayasım geliyor. Çünkü Blizzard vakti zamanında hem Candy Crush Saga'yı hem de Activision'ı aldı. O yüzden Call of Duty serisi. Hayır, bunların Blizzard hepsini... Activision'ı almadı. Activision galiba Blizzard'ı almadı mı? Öyle birleştiler olmadı. Ya da bir şey yok ama şey Blizzard yok. Aldı. Blizzard ismi duruyordu yani. Tabii. Neyse, her şeye al bir şey fark etmiyor. Ne oldu şimdi? Microsoft aldı. $68 milyar TL. Ya, ne kadar enteresan. Bak şimdi hemen girdim. Yani doğru mu hatırlıyorum diye baktım. Paid ettim. Star Wars, yani LucasArts'ı, koskoca dediğimiz LucasArts'ı 4.5 milyar dolara satmış zamanında George Lucas. Bu oyun $68 milyar. Abi sektör yani Star Wars hakikaten kaç oyun oldu ama ya? Ama işte dolar arttı ya.
Ona göre düşünün sağ olun. Yani Blizzard tamam, gerçekten benim en sevdiğim firmaydı galiba. Blizzard. Ama sonra taciz davaları falan fistan oldu. Bir de ya zaten koca şirkette iki taciz oyun olur. Oyun dünyasını ya. Daha eşitlikçi. E ne olur tabii ya. Koca bir sürü çalışan var. Ama resmen bakan gibi konuştun. Yönetici gel seni daha iyi bir art direktör yapayım. Önce gel benim artıma bak deyip adam açıvermiş. Oğlum şey abi o kadar hayır, yani. Önce ben senin artına bakayım. Cancım o kadarını ben seni işe alırken bile yaşamadık mı? Yaşadık. Bunlar normal şeyler. Ben dediler sonra böyle nasıl geldi? Taciz esprisine oradan Hilal de dahil olmak üzere bir sürü insan güldü. Demek ki neymiş? Demek ki biz de az AC... AC ne be? O C değil. Ya Allah Allah. AC ne? Büyük... Ağzından cızdı. Aciz. Büyük SCV Can Türk Doğan ibirti ibirti deyip duruyor yani. Gülüyor böyle artık onun şakasını. Nesi SCV ya? SCV'yim ya ben. SCV nedir ya? SCV. Social Justice Warrior. Politik doğruculuk öyle olayının suyunu çıkaran şey denir. Demeyeceksin. Biz suyunu çıkarmayız. AK diyeceksin. AK'ye. Ağzına kaka yaparım. Hayır ben AS diyorum. Ağzına sıçtığımın kısaltması. Biraz çeviri gibi oluyor. O zaman sana çok sert bir haber söylüyorum. Ya yapma böyle. Beklemeyeceğim bir şey hiç kesin, bu dünya üstünde. Kesin öyle değil. Baby Shark 10 milyar görüntülemeyi aşan ilk YouTube videosu oldu. O zaman hadi hep beraber. Peki bugün madem buradan gittik. Baby Shark'taki cinsiyetçiliği daha önce fark etmiş miydiniz yoksa bunu konuşmuş muyduk? Evet. Yaşlı, ne var orada? Yaşlılar dişsiz oluyor. O değil. Dişsiz o dişçilik. Yok. O yaşçılık. Şöyle bak yaşlı babaanneye böyle. Yaşlı dede böyle. Ya da böyle pardon. Aynen, yani büyük yani anladın mı? Yaşlı baba. Dede olunca büyük, baba olunca küçük. Öyle mi? Evet. Öyle tabii. Bu ırkçılıktır. Ben de dün Maşa ve Koca Ayı'yı izliyordum. Çocuklar neyi sevdiğim bu doğayı gözlemledim. Maşa ve Koca Ayı da bak ayı bir ara coştum. Bak çocuklar için yapılan her şey çok dikkatli olması lazım ya. Sinek girdi abi. Sinek uçtu. Böyle sineği öldürmeye falan çalıştı. Ulan sen ayısın. Sineği niye öldürüyorsun? Çocuğa sinek öldürmeyi teşvik etti ya. Bence yanlış. Bir şey söyleyeceğim. Vay ya. Sinek dediğin şey de öldürülmek için tasarlanmış bir hayvan. Hayır ben, ya. Ben biliyor musunuz arkadaşlar? Sinek kadar çok samimi bir şey söyleyeyim mi? Ben hiçbir şey öldürmüyorum ya. Ben gerçekten ben de öyle. Raid takmıyor musunuz odada? İlk 15 ne seneden sonra. Niye beni yetiyor musun? Üniversiteden sonra ben sinek öldürmeyi de bıraktım. Samimiyetle söylüyorum. Öldürmüyorum. Çevrede delirdi arkadaş orasından sonra. Ya ciddi söylüyorum. Ben ya böyle şey düşünüyorum. Tamam. Cedet evde şöyle bak giriyor işte sinek böyle. Haydi bakalım sen dışarı ben evimde. Ray takmıyor musunuz ya? Hayır yok. Abi. Benim bütün şeylerimde sineklik var canlı. Hocam ben zaten şeyde yaşamıyorum. Giremez. Yani çok sinekli bir yerde yaşamıyoruz. İstanbul'da öyle sinek olmuyor. Mesela İzmir'de olur, sıcak memleketlerde olur yok, falan ama. Yok İstanbul o kadar. Adiye bak. Enteresan semtler var benim memleketimin sen. Yani dere yanında sinek bir sinek evin varsa mesela her türlü sinek olur. Sıcak sinek. Doğru da yani artık dere nerede? Dereler kurudu. Bizim dere Sabancı'da bu kadar sinekler giriyordu ve çığlık atarak kaçıyordu. Onlar sinek değil. Onlar anofel mi deniyor? Anofel. Şey. Allah Allah. Onlar sokmuyor yani gelip. Abi daha korkunç adamın etini yiyecekmiş gibi bakıyor. Abi onlar soksa götüme şöyle bir şey kalır zaten. Ulan şu herif var ya kapatacaksın bunu anofelli şeye o çamaşır makinelerinin olduğu odaya ya falan. Ya bak yüzlercesi böyle geçsin. Oradan Ömercan Gül'ün 10 katı bir fırına çıkarsın. Ne var lan? Anlamıyorsun. Ben zamanında çok anofel öldürdüm zaten. Tövbe ettim anlıyor musun? Saçma sapan. Arkadaşlar kim geldi? Karın mı geldi? Karımı çağırın. Karım! Karı gel! Videonun sonuna koyarsak hiçbir anlamı yok. Otur. Oyunun reklamını yapsın. Fırsat bu fırsat. 20 bin izleniyor bu program. Kolay. Ne oynuyor? Dile kolay. Evet. Aşkım sana bir sorumuz var. Burada 4 kişi toplandık. Senin kadar hoş bir kadın neden bu kadar çok makyaj yapar? Söyle bakalım. Kamera karşısına geçeceğiz zaman. Şuna bak. Hayır ben sabahları görüyorum. Seviyor ama belki makyaj yapma. Bir hobidir ya. Sana ne ya? Sana ne ya? Bu ne? Mansplaining. Sen kimsin bunu sorgulasın? Evet, sen de makyaj yap. Şimdi burada bana iltifatta bulmaya çalışıyorum. Ne oldu? Baltayı taşa vurdun. İşte bak. Bu kadınlar yüzünden. Bu erkekler devam ediyor. Bak. Sen ne oyununda oynuyorsun? Audition'a gireceğim. O yüzden dediler ki çok bakımlı bir kadın dedikleri için ben de boyadım fazla mı olmuş? Peki sen ne oyununda oynuyorsun? Güzelsin.
Ne oyunu? Sen gamer mısın yani? Ne ben gamer'ım. 45 saniye game'inde oynuyorum. Allah. Her yerde görmedin mi afişlerini? Bütün İstanbul'u afiş astık. Oyun çok güzeldi. Çok ben kısa. Yapılmasa olmaz şakamı yapayım dedim. Herkes yaptı. Hayır. Ben çok memnunum. Ben kısa seviyorum. Hayır. 45 saniye şakası yapıyorlar. Tamam ben de 45 saniye seviyorum. Hocam, bu ne zaman yayınlanacak? Cuma. Ah be. Dün oyun vardı. O zaman Kadıköy Yemek'te vardı. Ama bugün cuma kaçırdınız ama 2 gün sonra hemen bir oyunum daha var. O da pazar günü ve ücretsiz. Ve de nerede? İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk Kültür Merkezi. Vay. Hemen semtini öğrenelim. Semti evet ya bu Fatih aradım. Hayır, Fatih'te değil, Ümraniye'de. Ha o zaman adıydı pardon. Ha o zaman Ümraniye'den bir takipçimiz olan kişi varsa orada gelir. Ataşehir Ümraniye arası dediler. Güzel. De. Henüz görmedik, saat 7'de bekliyorum. Ayrıca 27 Ocak'ta Çolpan İlhan sahnesinde oynuyoruz. Sonra da 1 Şubat'ta CKM Caddebostan Kültür Merkezi'nde oynuyoruz. Her yere bak neredeyseniz her yere gidiyorlar. Bir zahmet kıçınızı ona kaldırmazsanız buna kaldırın. Ben de hep böyle diyorum Ceco. Değil mi? Evet. Sevgili dostlar bir zaman şey daha söylemek geldi. İsterim. Geçen geldiğinde abici demiştim ki bir oyun tuttu ki bu kadar çok oynuyor demiştim. Şimdi bunu arttırıyorum. Hala daha çok oynamaya devam ediyor. Demek ki kütür. Görmediğimiz şeyler kendisi yaptı. Tuti mucizeyi bu yer o zaman diyorum. Evet yani. Resmen. Bunu kaç temsil olmuş Akamaka? Kaç tane oynamış? 20'yi geçti mi? 19. Oo maşallah ya. Baya olmuş. Kırıldım lan. Hani ilk oynadığımız 4 pandemi öncesinde de 4 tane o sayede. Tamam 15 tane. 15 tane. Çok iyi. Maşallah. Tam tadın. Demek ki sezonun sonuna kadar bir 30-40 görürüz ya. Çok iyi. Görür. Tamam. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Araya reklam aldınız. Süren bitti mi? Benim ödemeleri sonra yapacağım sanırım. Evet. O kadar oyun oynuyorsunuz. Gel bize rating alalım. Hayır. Öpüyordu valla. Ah be. Allah. Canlı yayında kisten. Hayatımızda ilk defa. Yani. Bir Sezen Aksu, iki Ömercan Gülden. Yasaklanacak. Şikayet ediyorum. Aşk özgürlüktür filan. Şimdi nereye gideceğiz senin yüzünden? Bu arada yani Arbik'e gittiğine göre arkasından konuşalım. Oyunu hakikaten güzel ha. Yani bu arada reklam olarak yok yani ciddi söylüyorum. Böyle reklam gibi gözüküyor ama hiç bunu böyle reklam olarak görmeyin. Hakikaten hani hep böyle mesaj atıyorlar ya abi sen tiyatro geçmişin var hangi oyuna gidelim bilmem falan. Bu oyuna gidin işte. Valla ben demiştim direkt. Yine söyleyeyim iki kere izledim. Üçüncüyü de biraz daha zaman geçtikten sonra bir daha izleyeceğim. Senin. Ben CKM'dekine tabii. Gitmek istiyorum zaman el verirse. Şaka maka arkadaşlar son programlar. Bundan sonra bir tane daha var. Ondan sonra son bir haftama denk geliyor galiba. Ona yapabilir miyiz bilmiyorum. Aa, ne demek yapabilir miyiz bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Sözleşme var mı? Son olabilir. Sözleşme var. Gelecek hafta son olabilir. Tazminat euroları verirsen perişan olur. Sözleşmende şu yazıyor. Son programı da çekecek. Yoksa geldiği zaman kalma parası vermiyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Şöyle yapabiliriz. Mesela sen tamam son programı çekme ama oraya gidip yerleştikten sonra yani 2 ay sonra falan bize 1000 euro yolla her ay. Çok mantıklı gelmiştik. Abi niye o kadar çok? Niye bütün sülalene yetecek kadar para istiyorsun? 10 euro yollasın bir yerlik kiralık ödeyelim. Ya Cennet'in sen bilmiyor musun? Aşırıdır, hırslıdır, kaybeder. Tabii. Aşırı hırslıyım ben. Tabii 120 euro desen şimdi 120 euro yatmıştı hesabına ama 1 euro dedin gene. Hep gitti. Hayatım böyle aşırı hırslı olarak kaybederek geçti. Dramdır. Bu bir dramdır. 120 euro iyi para ha. Gönder hocam. Bak, gönder. Senin içinde bir şey saat çalıştığında kadar. Bunu orada da söylesene. Hani mesela bir şey ne kadar işte 120 dolar Achtung diyor mesela sana orada. Sen de böyle 120 iyi para falan de mesela. Bakalım ne diyecekler. Türkçe söyleyeyim ama değil mi? Ya da böyle. Çekozlarlar. Das Undead. Oh, another Turkey. Welcome. We need you very much. Almanya. Ha bu ne ya? Bunlar böyle konuşuyor. Almanya'da çalışan başka bir göçmen olan Türk'e kötü davranmasın ya diye. Ya Almanca'm hiç yok. Ne diyeyim şimdi? Üben ya Türkayn aynı müşteri. Ahtum. Cevdet mi? İlk köfte çiğ köfte falan diyeceksin yani. Biz hiçbir şey demiyoruz. Evet. Hadi en fazla İmece çiğ köfte diyor. Demiyor demek zorunda değilsin. Almanca. Wenn das Wetter schön ist, machen wir Picknick demek zorunda değilsin. Was hast du gesagt, haben Sie sich das Wetter schön demek zorunda değilsin. Haben Sie bitte schön. Değilsin Cevdet. Konuşma Almanca. Sen pardon Almanya göçmüş Suriye'li göçmen misin? Orada falafelci mi açtın? Ha, göreceğiz seni sen. Bir şey diyeceğim Can. Allah aşkına. Dönercide çalışayım mı? Can Dresden'e gidip orada bir Kahramanmaraş dondurmacısı aç sana.
Lütfen ya. Sana çok yakışır ya. Çıngıraklı, yelek ve çıngırak. Bence Can orada şunu şunu yapmaya başladığı zaman bir normal Alman vatandaşı polisi çağırıp bu beni kazıkladı yalnız dondurumu vermiyor şeklinde polise ihbar edebilir. Evet abi gidip orada hapislerle şey çürümeyeyim. Çubuğu çıngırağa vurdu o pis demir tadı dondurmama geçtiği için zehirlendim. O yüzden 10 bin euro ceza kes. Maalesef Almanlar düşündüğünüz kadar ileri değiller. Orada da aşı karşıtı. İşte mikrop tabii vücuda girsin ne güzel diye. Zilleri alıp yalıyorlar mı? Tabii tabii. Zilleri yalıyorlar. İnsanlar birbirine böyle ağzını getir. yapıyor. Arkadaşlar yani koronunu şimdi işte. Bir millet kötülemek istemiyorum ama her milletten bayağı kötü şeyler çıkıyor yani. Almanya bu konuda sınavını vermiş. Peki peki. Tabii işte. Peki peki bir şey diyeceğim. Bak bak bak. Şimdi bak. Diyelim Almanya'ya gitti yolda yürüyorsun. Eyvah. Bir anda karşına böyle yaşlı bir teyze çıktı. Teyze bir yandan böyle bir tanıdık gibi geldi ama tam da emin olamadım. Bir baktım Angela Merkel. Ne yaparsın? Ne Ömercan Gözü olarak falan. Bir tas kasıyor. Baharatı o. Asıl aynen. Soruya cevap versin. Merhaba dedim. Ceketlerinizi nereden alıyorsunuz? Ben de aynı ceketçiye gitmek istiyorum. Renkli ceketler alırım. Güzel. Angela Merkel seni görüyormuş bir şey diyormuş. Sen benim yıllar önce evlatlık verdiğim evladım değil misin diyormuş ve Almanya'nın bir numaralı vatandaşı oluyormuş. Ben o an şakır şakır Almanca konuşmaya başladım. Sen... Bilinçaltımda bir şey kırık ediyorum. Çünkü bilmiyorum. Alo Angela. Almanya'da siyasete atılsana lan. Almanya'da öyle bir şey yok mu? Bir böyle... Türk Partisi. Öyle bir şeyler var. Ben de yaparım ulan. Serçey sen serçeyi yönetmeyin. Kuzgunla oynama. Bence Almanya'ya gidince bir sokak röportajına başla. Orada de ki Almanlara Türk deyince aklınıza ne geliyor de. Bir bize gönder onu önce bir bakalım çok merak abi, ediyorum. Abi içerik şov değil mi ya? İçerik Can şov. Türkdoğan Almanya'ya gittiğinde eline al kameranı. Yemek ya ye, yolda niye, yürü, Barış, şaka yap. Barış biz niye Can dedeler sofrasından çıkıyor gibi düşünüyoruz ya? Her hafta Almanya'dan 5 dakikalık video istiyorum. Aa evet. 2,5 dakika. Hoş geldi getir kalemi getir sözleşme imzası. Ne oldu kaçarım? Sonra bütün evimi, malımı, mülkümü benim üstüme yaptım. Şöyle yaparız. Ömercan'a yani. Bir fikri vardı. Hiç tutmamıştı. İki bölüm zorla yapmıştık. Bu kadar geçti. Bilmem ne köşesi. Yani fikriydi be. O fikri muhafaza etseydik şu anda milyarlarla oynuyorduk. Şey yapalım. Can Türk Doğan köşesi diyelim. Senin videoların çıksın. Tamam. 2 dakika, 3 dakikalık video. 2 dakika, 3 dakika. He, bir dakika. Bak, sohbet muhabbet. O hafta ne yaptın? Bak sen? Böyle tatsız bir sesli mesaj gelirse seni bitiririm. Şey bu hafta çekemedim arkadaşlar haftaya. Ya telefondan çekip WhatsApp'ta atacağım onu da yaparız herhalde. İnşallah. İnşallah Can. Kalpli diyor. Ama şey istiyoruz biz yani çevreni tanıttığın değil mi oralarda? Tabii, tabii. Bilmiyorum ne istiyoruz ya. Bence öyle tanıttığın ne sıkıcı sıkıcı. Ya, burası sıkıcı, sıkıcı Almanya medya meydanı. Hayır, sıkıcı içerikleri benim kanalımda bulabilirsiniz. Oraya tamam o sen o kendi kanalını yap. Daha bir rastgele mesela Almanya'da taharet musluğu olmadığı için yaşadıklarım videosu istiyorum. Güzel mesela örnek. Mesela. Şey. Eve yakın tekel yok. İşte içki şu kadar ucuz falan ne bileyim böyle daha hani kişisel. Tabii işte bisiklet alacağım mesela onun sürecini anlatacağım. Mesela şey ya. Mesela bak bakalım böyle bıyık tak badem bıyık şöyle hayal diye bir gez onu çek bakalım ne tepki verecek mesela, Almanlar. Mesela bisiklet Dresden'de öper başlarına koyarlar. Öyle bir yer mi? Dresden memba. Memba mı? Memba ırkçılığın memba. Sokaktaki adama mesela Siktir Pezevenk Osman dedirtti falan. Ababam sınıfı şakası. Gençler bilmiyor. Gençler bilmezler. Bilirler. Referans. Bilal biliyor muydu sen? Şey de bakalım. Tamam Bilal biliyorsa. Mesela gitti ki her havuzun dibi aynı masa gel de bahte. Mesela bakalım ne diyecekler. Aa bana. Bak az önce salak salak ses çıkaracağını bunu yapsaydın. Oğlum görüyor musun sende de varmış. Bak videonun başından beri çok değişik konulardan bahsedip bir sürü yorum gelecek. Mesela ben size videonun başında tamam Edgar Allan Poe uzmanıyım ama Raven'da ezbere bilmediğim için bayağı uydurmuştum. Hadi ya. Onun orijinallerini yazanlar olacak. Barış abi SGLC. Bunları yazacaklar. O yüzden mesela cinsiyetçi girişlerimiz çıkışlarımız oldu. Devlet Bahçeli'yi çok sevenler falan videoda. Bunların hep yorumları olacak. Evet. Ne kadar çok yorum o kadar algoritma tokadıdır. Bir de Allah aşkına ya biraz katılabiliyor olsanız da ya biz de iki kuruşma. Evet abi WhatsApp grubuna bekliyoruz biz orada çok eğleniyoruz. Oradakiler siz de yazın yorumlara WhatsApp evet. Grubunda neler konuşuyoruz diye biraz kıskansınlar. Evet. Kıskans. Hocam ekonomi de kötü ama şimdi. Değil zam mi? Yapmadık ki kardeşim. Zam hala eski fiyatlardan. Eski fiyatlardan artık ne? İki tane peç şişe su fiyatına bu, WhatsApp grubuna bu katılı post 42'de 3 katı istiyorlar. Bak onu söyleyeyim. Yani böyle bir şey. Onlar da şişman. Onlar da karizmatik. Onlar da uç sohbet. Tıpkı bizim gibi.
Kardeşim bilmem ne kardeşim. Arkadaşlar artık programı kapatacak mı yorum yerine kaptırdık mı? O zaman hadi aynı anda. Can geliyor. Almanya savunun. Aynı anda prompt ver. Bir buraya bir buraya. Ne diyeceğiz peki? 2-1. Hadi ne bil! Öyle saçma şey mi olur? Devlet Bahçeli, Bülent Ecevit, Cevdet Canlı. Biliyorum ben. Sofrası. Sofrası. Sofrası.